Süpürge Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugün Siemens X6.0 Extreme Power elektrikli süpürge makinesinin sökümünü, bakımını ve montajını yapacağız. Şimdi bunun modeli de FD9108. Bunu YouTube'daki bir izleyicimiz getirdi. Sökmeye çalışmış ama sökememiş. Şimdi buradaki püf noktaları göstereceğim. Şimdi bunun arkasında bir filtre var arkadaşlar. Şimdi bu tarzda makinelerde genellikle sensör kontrol arızası vermektedir. Öncelikle bunu vermesinin temel sorunu şu. Buradaki filtrenin yeterince temiz olmaması, yırtık olması, kullanım ömrünün bitmesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı bir sensör kontrol arızası vermektedir. Şimdi biz ne yapıyoruz burada? Bu tarzda bir arıza geldiği zaman önce elimize temiz filtreyi takıyoruz. Arıza veriyor mu vermiyor mu? Buna bu şekilde bakıyoruz. Siz evde ne yapmanız lazım? İşte ister istemez mecburen bunun yeni bir filtre alıp denemeniz lazım. Ya da teknik bir servise veya tamirciye götürüp sorunu tespit ettirmeniz lazım. Eğer filtreden kaynaklı değil, normal bir arızaysa bizim ilk videolarımızda da var. Bunun içerisinde vakum denetleyicisi gibi bir parça var. Bu buranın kirli olduğu zaman ya da motorun haddinden fazla ısındığı zamanlarda bu arızayı vermektedir. Mesela birçok farklı şeyde bu arızada karşılaştım. Birincisi arkadaşlar, o parçanın arızalandığı zamanda bu durum oldu. İkincisi, motorun arızalı ama normal çalışıyor tabii, sesi falan. Ondan dolayı arıza veriyordu. Biz bunu sonradan öğrendiğimizde motor 70 derece ve üstüne çıktığı zaman da sensör kontrol hatası vermektedir arkadaşlar. Biz onu sonradan öğrendik. Yani birinci hata şu filtreden kaynaklı. İkinci hata, eğer motoru artık 70 derecenin üstüne çıkıyorsa derecesi, ondan kaynaklı. Üçüncü hata ise o denetleyicinin arıza yapmasının kaynaklı bu sorun ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Bunu nasıl denetliyorsunuz ki? Önce filtreyi değiştiriyorsunuz. Biz tamirci olarak ne yapıyoruz? Önce filtreyi değiştiriyoruz. Baktık filtrede yok. Motoru değiştiriyoruz. Motorda yoksa en son olarak o denetleyiciyi, sökümlerinde görürsünüz zaten, denetleyiciyi çıkarıp iptal etmeniz gerekiyor. Şimdi biz bunun bakımını yapacağız arkadaşlar. Burası cami halısı olduğu için kırmızı tonlarda. Bunları falan temizleyeceğiz hep. Dipleri kırmızı. Şimdi şu filtremizi bir kenara koyalım. Bunları makinede temizleyeceğiz. Ayrıca bu makinenin makara sarma sorunu var. Makarası çalışmıyor. O yüzden o makarasını da söktüğümüzde bakacağız. Şimdi burada arkadaşlar şu tozları görüyor musunuz? Bakın. Şimdi biz bunun bakımını yapacağız. Ama çok ince tozlar. Umarım motora zarar vermemiştir. Ve burası şu anda dönmüyor. Bunu tahmin edeceğiz. Şu güç tarafı. Çalıştığında sesi normal geliyor. Biraz oynamalar var ama. Yok, burası takılı kalmış. O yüzden olmuyor. Şimdi arkadaşlar bunu sökebilmeniz için püf nokta şuralar. Şu kapaklar var ya. Normalde bunlar ne işe yarıyor? Şunlar açılıyor böyle kanatla. Buradaki şunları çıkaralım. Buradaki kanatları açmamıza yarıyor. Şimdi bu arka filtremiz arkadaşlar. Şu anda kullanım ömrü daha dolmamış. O yüzden buna bir işlem yapmayacağız. Şu açma kapama düğmelerini çıkarıp altlarındaki vidaları söküp bu yanları çıkardıktan sonra devam edeceğiz. Bunun sökümü bu şekilde. Şimdi önce şunu bir sökümle bakalım. Şimdi bunu arkadan zorladığınız zaman zaten atıyor. Bu makinede kolay çıkıyor olabilir ama
dikkatli bir şekilde kaldırmaya çalışın. Kırmayın parçaları. Ama bu parçalar da sökülüp takılırken kırılabilir, hassas. Zaten istedikleri bu yani. Bunu sökerken kıralım. Tekrar da alınmasın. Şu parçaya nereden baksanız 60 liraya yakın para istiyorlar. Fiyatlar gerçekten yüksek. Şimdi parçamızı buraya koyalım. Şuradaki iki tane kritik. Bunun makinenin sökümündeki en kritik nokta bu iki vida. Bunları sökeceğiz. Arkadaşlar bu makinenin sökümünde şöyle göstereyim bakın. T15 T15 torna vidalarını Şimdi bu iki vidayı söküyoruz arkadaşlar. Bu iki vidayı söktükten sonra şurada bir çatal var. Ve şu karşılığında bir çatal var arkadaşlar. Onları açıyoruz. Şöyle yukarı doğru kaldırın. Tamam. Şimdi bunu açtık ya arkadaşlar. Şimdi burada şöyle kapatayım. Şu düğmenin olduğu bölgeyi biraz kaldırıyoruz ki burayı kurtarabilelim. Şu yan tarafında bakın. Şu yan tarafında açıyoruz dikkatli bir şekilde. Bu aparatın boşlukları var zaten. Şöyle göstereyim bakın. Şunu şöyle tuttuğunuz zaman şurada, şurada, şurada ve şurada 4 tane boşluğu var. Bu boşluğun olduğu yer gözüküyor zaten. Buradan tornavida ile biraz kaldırırsanız bunlar kalkar ve düğmeye ulaşırsınız. Şimdi buraya düğmeyi parçalısını buraya koyduk. Bu üst kısmında söküyoruz. Makinemizi bakım yapabilmemiz için. Şimdi şu parçaları arkadaşlar bakın. Şu parçaları sökerken gösteremem diye söylüyorum. Şurası şu dışta kalacak şekilde şuradan sokuyorsunuz. Bunun yeri var zaten. Buraya sokuyorsunuz. Bu düğmeye bastığınız zaman o kanadı açıp kapatmanızı işinize yarıyor. Şimdi çıkardım ki kaybolmasın diye. Şimdi sensörümüz var burada, düğmemiz var. Şimdi bunun ön tarafını çıkaracağız. Ön tarafını çıkarmak için arkadaşlar burada 4 tane düğme var. 1, 1, 2, 3, 4. 2 tane de burada. 1, 2. Bunları söktüğümüzde ön kanadı kaldıracağız. Bu süpürgenin modeli şeklini ben çok hoşuma gidiyor. Yani bu süpürge modelinin şekli güzel. Şimdi onları topla söktük. Bunları yıldızla söküyoruz. Tamam. Şimdi bunu söktükten sonra arkadaşlar şöylecimi kaldırıyoruz. Şurada sensör var zaten. Onu da ufak şunu da kurtardık. Bu da kırılmış zaten burada. Bir bakalım ne yapabiliriz. Kırılan parçayı bulursak yapıştırırız en azından. Şöyle bir tornavida ile hafifçe şurayı çıkardık ve üst taraf arkadaşlar çıkıyor. Şimdi bakın. Aç kapa düğmesini görüyor musunuz? Bakın, yanlış takıldığı için yamulmuş.
Bakın. Aç kapa düğmesi yamuk. Bunu iyi ki kırılmamış. Biraz şöyle düzelttik. Bunu oturturken tam oturtmak gerekiyor ki bu tarzda yamukluklar olmasın. Şu anda düz ama kamerada yamuk çıkıyor ama şu anda dümdüz bir şekilde oldu. Burası önemli. Bunu geçirirken buradan nasıl geçireceksiniz onu takarken göstereceğim. Onun bir yöntemi var. Onu hizasına göre hizalayıp öyle takmanız gerekiyor. Şimdi Siemens'e boş aynı çatı altında olduğu için aynı tasarımları, aynı şeyleri gösteriyorlar. Şu anda bu süpürgenin sökümüyle Bosch Rooney, Bosch Rolex, Bosch Rolex gruplarının hepsi aynı şekilde sökülmektedir. Şimdi şuradaki hava çıkışını buna bağlıyoruz. Bunu atlamayalım. Bakın şuralar falan pembe. Buraları temizleyeceğiz. Şimdi bu kartımızı bir şurası bu arka filtrenin oturduğunu gösteriyor. Tamam, bunu şimdi kaldırırken şuraya dikkatli olacağız. Şimdi bunu sökebilmemiz için arkadaşlar burada iki tane tork vidamız, arkada da iki tane tork vidamız var. Onları bir sökelim. Şimdi şu yan kanatları atlamayalım. Bunları da koydum. Şurada da 2 toplamda 2, 4, 6 vida sökeceğiz. Şuraları görmemişim. Şu yan tarafta da vidalar var. Şimdi makinemiz üst tarafı çıkıyor. Evet. Şöyle alt tarafını göstereyim. Şöyle süpürge mühendisi yazdım. Nasıl? Support yazdım. Destek. Yani evdeki hanımefendilere destek olmak amacıyla support yazdım. Şimdi burada size bahsettiğim başında şu arkadaş var ya. Arkadaşlar bu vakum denetleyicisi. Yani bu sensör kontrolü tetikleyen, düzenleyen, kontrol eden parçamız bu. Diğer mesela filtreyi taktığınız olmadı, motoru değiştirdiğiniz olmadıysa 3. aşamada bunu iptal etmeniz gerekiyor. Bunu da nasıl iptal ediyorsunuz? Burada kartın şöyle göstereyim. Kartım burada takılı. Bakın bu kablo geliyor burada. Kartım buradan kaldırdığınız zaman kolayca ne çıkıyor? Bu. Sensör kontrol hatasını en sonki aşamada bununla çözebiliyorsunuz. Yani filtresine baktınız. Yenilemenize rağmen aynı hata. Motorunuzu değiştirdiniz. Yenilemenize rağmen aynı hataysa arkadaşlar bunu kaldırıyorsunuz. Ya da bunun yenisini alırsınız ama bunun da resmini çekeyim. Ürünü de bir bakayım. İnternette satılıyor mu? Geçen tecrübesizliğimize geldi. Web sitesi falan yazıyor da .de uzantılı Alman uzantılı bir ürün bu. Almanya'da zaten boş Alman kendileri üretiyordu. Şimdi sökümümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Makaramıza bakacağız, arızasını da bulacağız. Şunları nasıl sökelim? Şu üst kapağı sökmemiz lazım. Bunun için 1, 2, 3, 4 tane yıldız vidası var. Bir sökelim onu.
kartımızı da şuradan kurtaralım. Vidalarımız kaybolmasın, çok önemli. Bu içim içi toz olmuş yani bunun. Biraz da kırmızımsı bir şey olmuş. Bahsettiğim halı konusu var ya. Bakın motorun içerisine bakın. Şimdi toza. Bak. Görüyor musun? Şu anda acayip bir toz oldu. Şimdi bunu söktükten sonra bu kartı beraber yavaşlarına kaldırıyorsunuz. Şu şeyi çıkartalım. Vakum denetleyicisini. Çıkardık. Kartı hafifçe yukarı kaldırıyoruz. Şöyle koydum. Şuradan makaramızı çıkarıyoruz. Bu vakum denetleyicisi. Bu ürüne ben bir kere bakmıştım. Oradaki tercümesinde vakum denetleyicisi gibi. Ki mantıklı çünkü içerideki hava basıncını denetliyor. Bu anlamdaydı. Parça bu. Şöyle yakından da göstereyim. Parçamız bu şekilde yani. Bunun arıza yapınca içeriden arıza yapıyor. O yüzden bunu çok tamir etme şansınız olduğunu düşünüyorum. Bir kere de sökmüştüm içini. En azından bizi aşıyor. Şimdi burada tabii ki Almanlar şeyini yapacaklar yani. Hani sökümünü zorlaştırmak için. T20'ye geçiyorum. Mermimi değiştirdim. T20 Tor tornavidası ve ucu delikli arkadaşlar. Bakın şurası delikli. Delikli olmazsa bu vidaları sökemiyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın vidada ortasında delik var. Bunu hani biz eskiden böyle bu tarz ucu bulmadığımız zaman o deliği de ezerek yapmaya çalışırdık. Güç bela çıkıyor ama çok zor. Hiç ona girmeyin. Zararda verirsiniz yani. Şimdi bu parçamızı, bu kabloyu tutan parçamızı çıkardık. Bunu da yıkayacağız. Şimdi şurada bir parçamız var. Bütün parçaları yıkadığımız için şunu da sökelim. Bu da makaranın arka tarafı. Şimdi motorumuzu sökeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu süngeri bir çıkarayım. Bu üst kabı tutan iki tane vida var. Bir tanesi bu tarafta. Bir tanesi bu tarafta. Şimdi o iki vidayı sökelim. Şimdi makineniz dışarıdan temiz duruyor olabilir ama şu süngeri temizlemediğiniz sürece gerçek anlamda temizlik olmuyor. Şunu da çıkaralım. Bakın sünger toz içinde. Aynı şekilde bu da böyle. Şunun altında var. Motorumuz mesela bayağı bir pembe toza maruz kalmış. Şimdi bu motorun içini süpürge makinesiyle bir çekeceğim öncelikle. Motor bağlantılarımızı çıkaralım arkadaşlar. Burada elektronik kartımız var. Şimdi elektronik kartımızın temizliğini de yapacağız. Onu da göstereyim ben size. Şu parçalarımızı bir kaldıralım. Bunun sökümün devamında
Burada iki vide vardı. Şurada bir ve iki vidası var. Üç vidası var. Bunları da bir sökelim. Bu böylece zaten kalkıyor. Şurada sünger var. Bu süngeri temizleyeceğiz. Burada silikonu var. Motorun vakumu için. Silikonu kaldırıyorum ki altı üstü güzelce ne temizlensin diye. Burada çift taraflı bant yapmışlar. Geri yapıştıracağız bunu. Bu parçamızın altında şu parça var. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bu olmazsa vakum olmaz. Bu böyle. Şimdi bu parçalar bu şekilde. Bunların hepsi yıkamaya gidiyor. Şimdi arkadaşlar ürünler yıkanıyor. Şimdi motorumuzun bakımını yapalım. Şimdi şu kara kısmını görüyor musunuz? Burası kolektör kısmı. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Burada topuk taşı var. Ya da ponza taşı. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde yapmanız lazım. Eğer alt tarafındaki çıkıntı yerlerine denk gelir ve o sırayı bozarsanız işte o zaman motorunuz bozulur ve ciddi bir masraf çıkar. Bunu kendiniz güveniyorsanız yapabilirsiniz. Güvenmiyorsanız yapmayın. Evet, içerisini temizledik. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu şekilde temizleyebiliyoruz. Motorumuzu bu şekilde temizledik. Şimdi makaramızın arızası vardı arkadaşlar. Makaramızın arızasına bakacağız. Şimdi bakın. Makara sarmıyor, çalışmıyor. Ve boşa dönüyor. Bunun boşa dönmesinin sebebi şurada bir bölge var. Bir de burada bir bölge var. Yani şu anda makaranın içerisinde tel yok arkadaşlar. Bu tel olmadığı için şu anda biz bunu yapamayız. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi makarayı yapacaktık. Makaranın içerisinde tel yok. Bir bakacağız tel bulabilir miyiz? Şimdi elektronik kartımızı temizleyelim. Şimdi elektronik kartımızı... sentetik tinerle temizliyoruz. Neden temizliyoruz? Şimdi bunun üzerinde tozlar var arkadaşlar. Bu tozlar suyla temas ettiği zaman çamurlaşıyor. Çamurlaşması ne demek? Nemi hapsetmesi demek. Bu şekilde hapsederse eğer nemi SMD denilen ufak parçalar, yani mesela SMD demek, mesela şu bir kondansatör diyelim büyük. Bunun çok minnacık yerleri var şunlar tarzında. Onlarda da kondansatör oluyor mesela. Ufak çaplı olanlara SMD deniliyor. İşte onların dipleri suyla temas ettiği zaman bu sefer ne oluyor? Çamur gibi oluyor ve nemlendiriyor. Nem oksitlendirme yapıyor ve kartınızı arızalandırıyor. Bu arızayı da bulmak çok zor. Kondansatörün oksitlenmesi mesela. O zaman da kartınız yapılmıyor ve yeni bir kart almak gerekiyor. Bugün bu karta baksanız, nereden baksanız 500 lira bir kart çıkabiliyor. Şimdi bu makaranın metali yoktu arkadaşlar. Başka bir makaradan söküp takmak zorunda kaldım. Yani niye söküyorsunuz anlamıyorum. Tamam, tamir ettiğimiz zaman ihtiyacımız oluyor işte. Biz de sökemiyoruz. Şimdi bu tarzda mesela makaralarda çok fazla Instagram'dan mesaj geliyor. Şimdi bu makarayı da iyi oldu, denk geldi. Bunu şimdi tamir edeceğiz. Nasıl yaptığımızı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu makaranın burada bir yer var. Buraya bu metal kısmı şöyle tutulması gerekir. Şurada bir kare açacağız şimdi. Bu metal kısmı buraya şak diye oturması lazım. Makarası bozulanların sorunu ne oluyor? Uç kısmı, yani şu kısmı bozulduğu için
Oradan kurtuluyor ve makara boşa sarıyor. Makara bozuldu, örnek veriyorum. İşte bunu yapabilmeniz için de şöyle yapmanız lazım. Şimdi bunu yapalım. Makara çok tehlikeli. Tehlikeli, dikkat edin. Şimdi arkadaşlar, bizim buraya bir kare açmamız gerekiyor. Şöyle şunu şöyle aldığımızda şunu geç. Şu kadar bir kare açmamız lazım. Şöyle. Şunu keseceğim şimdi. O kareyi buraya geçireceğiz ki o oraya sarsın. Şimdi arkadaşlar, süpürgemizin montajını yapacağız. Şimdi bu gemi gibi olan kısmı şöyle düşünelim. Bunu böyle karşıma aldım. Buraya makara oturacak, buraya motor oturacak şeklinde. Şimdi öncelikle şu parçamızı koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu takmadan önce şöyle şunun altındaki lastiği takmamız lazım. Bu lastiği yerine yerleştiriyoruz. Bu lastiği yerine yerleştirmezsek vakum işlemi gerçekleşmez. Şimdi T15 vidalarımızı yerine takıyoruz. Tamam. Şimdi bunun yerine taktık. Bunun yerine taktıktan sonra arkadaşlar, buradaki süngerleri yerine takacağız. Şimdi tozdan temizlediğimiz süngerlerimizi yerine koyalım. Şimdi süngerimizi böyle baktığımız zaman şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu süngerimizin alt tarafı. Şimdi motorumuzun parçalarını alalım. Şimdi motorun ön tarafında plastik kauçuktan bir malzeme var. Bir de bunun arka tarafında var. Şunun aparatı zaten. Şimdi bu motor buradaki 3 tane çizgi gibi bir şey var ya. Burası o çizgilere oturması gerekiyor. Bu neyi sağlıyor? Savrulmayı önlüyor arkadaşlar. Şu motorun kablolarını bağladığımız yerde yukarı bakması lazım ki kablolarımızı rahatça bağlayalım. Evet. Şimdi şunu bu arka tarafa şununla beraber sıkıştırarak yerleştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar burayı da şöyle şu şekilde, bakın yeri var zaten. Bunu böyle kapatacak şekilde sarıyoruz. Burası işte motora toz gitmemesi için doğal bir filtre sistemi sağlıyor. En önemli özelliği de ses yalıtımı sağlıyor. Makinenin sessiz çalışmasını sağlayan özellik de bu aslında. Kablolarımızı takalım. Bu kabloyu takarken rengin bir önemi yok. Çünkü çift taraflı bir elektrik bu. AC dediğimiz. Bunlar da yön olmuyor zaten. Bunu böyle yerleştiriyoruz. Kartımızı zaten şöyle yapalım. Kartımızın yeri de var zaten burada. Kartımızı da bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Tamamdır. Ondan önce bu makaranın arkasında şöyle bir aparat var. Şu şekilde. Şimdi bunu da yerleştirelim. Bunun vidasını da atalım.
biraz daha hani kablo hızlıca çekilirken veya sarılır çekilirken daha doğrusu makaranın tur atmaması için kullanılıyor. Tur atarsa zaten çektiğinizde veya şey yaptığınızda bu atar. Buna dikkat etmek gerekiyor işte. Şimdi burada kartın üzerinde bu makaranın gireceği yerler var. O yüzden şöyle önce bir şunu bir açayım. Makara koyduktan sonra kartımızı yerleştirdiğimiz zaman o yuvası oraya oturuyor zaten. Kablo hattını monte edelim. Bir tanesini alta koyuyoruz. Bunu da kanalını kapatıyoruz. Şimdi bu kablo hattındaki vidalar T20, yani tork kolu vidası diye geçiyor. T20 ile sökülüp takılıyor. Buradaki 4 vidayı takalım. Tamam, vidamızı taktıktan sonra bu vakum denetleyicisini takalım. Kartla da taktığımız zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Şu şurada sıkışsın. Bunun yönü yok zaten. Bu tek taraflı. Bunu böylece taktığımızda bu yerine oturacaktır. Bunu şöyle yapabiliriz. Daha toplu durması için altına koyalım. Bu silikonları takmazsak arkadaşlar vakum gerçekleşmez. Burası çok önemli. Şimdi makinemiz çalışıyor mu çalışmıyor mu bu safhada bir denememiz lazım. Üst gövdesini takıp burayı kapatacağız. Kontrol etmek için bırakıyoruz. Şimdi baktıktan sonra bu üst tarafını kapatacağız. Şöyle yapalım. Şunu aşağıdan geçiriyorum ki iyice ne? Kapanırken bize zorluk çıkarmasın. Şimdi bunu buradan geçirelim. Bunu burada sağlamca oturttuktan sonra vidalarını takalım.
Bunu böyle taktık. Bunu da buraya bir de alıyoruz. Motorumuz tam olarak oturdu arkadaşlar. Şimdi süpürgenin montajına devam edelim. Bu süpürgemizin üst kısmı. Şu üst kısmını takalım. Şimdi bunu buraya oturtacağız. Bunun devamında şeye takacağız. Tamamdır. Arkadaşlar burayı oturturken bunun yan tarafındaki kayık gibi parçaları koymamız lazım. Onlar çıkarken yanlardan çıkıyor zaten. Şöyle onları yerleştirelim. Kayığımızın kenarlarına. Daha sonra bu üst tarafını oturtalım. Tamamdır. Şu yan tarafta süpürge demirini asmaya yer var. Oraya mesela unutmayalım koyarken. Buralar oturdu. Şimdi burada 6 tane vida atmamız lazım. Şu yan. Bu yan. 2 tanesi ön tarafa. 2 tanesi arka tarafa. Tamam. Şimdi bunu böyle taktık arkadaşlar. Bunun ön kapağını takacağız. Şimdi bu makinede işte süpürgeyi takarken asıl marifet burada başlıyor. Bu biraz bizi uğraştırıyor. Uğraştıran kısmında bu bizi. Şimdi şunu ön tarafa vereyim. Bir karışmasın. Şimdi arkadaşlar bu kanatların arkasında şurada demirler var bak. Bu demirler şurada boşluğa oturması lazım. Boşluğa oturduğu vakit şöyle göstereyim. Bu kanat açılmasını sağlıyor. Şöyle bıraktığınızda geri gelmesini sağlıyor. Yani bırakıyorsunuz. Yani şöyle kapattığınız zaman düğmesine bastığınızda bunun böyle açılmasını sağlıyor. Onun için bunu iyi bir şekilde yerleştirmeniz lazım. Şimdi şöyle göstereyim. Makinenin şu kısmında, bakın şu kısmında ve tam şu kısmında bunların boşlukları var zaten. O boşluklara gelecek şekilde bunu yerleştirmeniz gerekiyor. Yerleştirmediğiniz zaman bu şeyi tutmaz. Bunu söyleyeyim. Aç kapı düğme olayını tutturamazsınız. Şimdi bu makineye takarken daha kolay takabilmemiz için bir çözüm düşündüm. Şimdi metalleri şuraya yerleştirebilmemiz için alttan ittirmemiz lazım. İttiremiyoruz. O yüzden ne yapayım diye düşündüm. Ben de ip ile belki buradan çekebiliriz diye düşündüm. Bir bakalım. Hayal ettiğimiz gibi olacak mı? Şimdi şunu şöyle geçirdik. Şunu da şuradan geçirelim. Kapağın altından
Tamam. Bunu böyle çektiğimiz zaman gelmesi lazım. Güzel. Öyle geleceğini umut ediyoruz. Geldikten sonra da ipimizi çeker kurtarırız. Kimseyi yarı yolda bırakmayız yani. Şuradan da ipimizi geçirelim. Şuradan da geçirdik. Tamam. Şimdi burada takılmayan aksesuar kalmadı zaten. Her şeyi taktık. Bu üst kolumuzu unutmayalım. Tabi bundan önce de şuraya şey hortumunu koymamız lazım. Şu hortumumuzu. Şimdi şunu şöyle bir şu hava şeyini bir oturtalım. Şimdi birazcık burnunu kaldırıp şu boşluğa yerleştiriyoruz. Geri yerine oturtalım sağlam bir şekilde. Şöyle. Tamam. Şunu da şöyle takalım. Tamamdır. Güzel, çalıştı. Orada çalıştı arkadaşlar. Tamam. Şimdi bazıları çok gergin oluyor. Bazıları boşluklu yapıda oluyor. Şu anda bu oturmuş durumda. Şimdi bir vidalarını sıkalım ve iplerini de geri çekelim. Bir kontrol edelim bakalım. Son durum nedir? Ancak o şekilde anlarız. Şimdi şu ipimizi alıyoruz. Tamam. Güzel. Tamam. Şimdi bunlar normalde açılması lazım ama deforme olmuş birçok özelliği. O yüzden tam kanatları açılmıyor böyle. Buradaki yıldız vidaları takarken düşürmeme özen gösterin. Vida düştüğünde çünkü tekrar almak zorundasınız. Vidayı almazsanız da vida motorunuzla kaçar ve motorunuzu paramparça eder. O yüzden mecburen o vidaları almak zorundasınız arkadaşlar. Durum bu şekilde. Şimdi buraya şu açma kapama düğmesini yerleştirmeyi de anlatayım ben şimdi size. En yükseğe veya en düşüğe alacağız. Şimdi en güçlüdeyken arkadaşlar bu en sağa bakıyor ya. Şimdi bunun alt tarafında şöyle düşünün. Şöyle baktığınız zaman nasıl bak? Bir şurada yatayı var, bir de şurada dikeyi var. Yani şurası şu kız şöyle duruyor yani. Bunu böyle çevirdikçe böyle duruyor ya. Şu anda en güçlü modu aldığım zaman böyle duruyor.
O yüzden bu açma kapamamızı buna göre takacağız. Şimdi ayar düğmesi bozuktu. Ayar düğmesini yaptık arkadaşlar. Makinemizin geri kalan kısmını şu anda montajını yapıyoruz. Şurada filtremizi takalım. Bu süngerimizi temizledik arkadaşlar. Bunu nasıl temizliyoruz? Bunu sabun suyla böyle güzelce yıkıyorsunuz. İyicene sıkıp İyicene kurutmanız lazım. Yani burada nem kalmaması lazım. Eğer nem kalırsa o tozu tutar ve bırakmaz. Bu sizin için ciddi bir sıkıntı haline gelir. Şimdi şuradaki sensör ışığımızı da taktık. Tamam. Bunu kapatmadan önce bunun şu derecelendirme kısmını önce bunu mu takıyoruz? Yok. Önce bunu takıyoruz. Bunları şöyle gösterdiğim zaman şöyle düşünelim. Şu parça süpürgenin ön tarafına gelecek şekilde bu şekilde sokmanız lazım. Şöyle yeri var zaten. Bu şekilde buraya sokun. Şimdi plastiği hiçbir zaman zorlamıyorsunuz arkadaşlar. Plastik zorlanmak için değildir. Doğru noktayı bulursanız ürününüzü açabilirsiniz. Şimdi bu üst tarafının vidalarını takıyoruz. Ne olmuş oldu? İki tane burada, iki tane burada ve iki tane ön tarafta vidaları takılmış oldu. Şimdi şu açma kapamaları koyalım. Böyle. Bunların yönü var zaten. Bu kısım süpürgelerimizin yedek kullanılan kısımları. Buranın çalıştığından emin olun. Bunu taktık. Kablomuzu takalım. Çekimle tekrardan bakalım. Evet, süpürgemizin bakımını yaptık. Arızalarını giderdik, düğmesini giderdik. Makaranın sorununu bahsettiğim gibi içinde tel olmadığı için yapamadık. Ve bu şekilde süpürgemizin bakımını, sökümünü, bakımını ve montajını yapmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.